Herkese merhaba arkadaşlar. 27 Eylül Cuma Bursa programıyla bir aradayız. Bursa'da 8 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. Bursa'nın 6'lısı da 3. koşu ile beraber saat 3.30'da başlamış olacak. Ben de yine 6'lı programı ile ilgili yine takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım. Yine sizde de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Bursa programı için değerlendirmeye çalışalım. Bursa programı gündüz koşacak. Akşamında ise İstanbul var. Ben yine ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videoda paylaştım. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Yani akşam programında arkadaşlar İstanbul gündüz ise Bursa koşacak. Bursa'nın da 6'lısı 3. koşuyla beraber saat 3.30'da arkadaşlar başlamış olacak. Handikap 17 bir koşu var. 3 ve yukarı İngilizler 2000 metre mesafe çim koşusunda bir araya geliyor. 8 tane safkanın katılımıyla gerçekleşecek olan bu koşu günün yine en zor açıkçası koşularından biri olduğunu düşünüyorum. 8 safkanın 8'inin de kazanma şansının birbirine yakın olduğunu düşündüğüm ayaklardan biri. E, günün bayanında özellikle iki kul cool kızı Tolga ile beraber çok iyi bir uyum yakaladılar. Safkan ile beraber iyi de iki koşuya çıkartıyorlar. Safkan da bu tarz mesafede seviyor. Tolga ile beraber ben çok şanslı olacağını düşünüyorum. 2 numaralı Safkan'a biraz daha öncelik tanıyabiliriz. Rakip ailesinin yine 4 numaralı Halo e, son yarışın ölçü almadığım kaliteli Safkan'ın bu tarz bir grupta Tugay Alıcı ile beraber kesinlikle şans verilmeli. Yani 2 ve 4 numaralı safkanlara biraz daha öncelik tanıyabiliriz günün ilk ayağında. Daha sonrasında kalitesiyle fark yaratan 3 numaralı yerel olayan iyi koşacaktır. 5 numaralı Aztek yine bir kurtuyan liste ki Mehmet Akyavuz ile beraber yine iyi koşacaktır. 6 Queen Game bir santimsi uzun mesafe yarışları dikkat çeken iyi de bir kilo yakalamış Nevzat beraber yine şanslı olmaya aday gözüküyor. Dediğim gibi çok yakın kalite safganların bir araya geldiği bir koşu. Özellikle 2 ve 4 numaralı safkana bir tık daha ön planı değerlendirsek de 3-5-6 dediğim gibi hatta tüm safkanların kazanma şansının yakın olduğunu düşünüyorum. Günün ikinci ayısı arkadaşlar Handikap 16 olacak ki 4 ve yukarı Araplar 1900 metre mesafe kum yarışında bir araya getirecek olan bu koşu için ise 16 tane Safkan'ı bir arada izleyeceğiz. E, bu grup için benim özellikle iki tane Safkan açıkçası biraz da öncelikli görüyorum. Bunlardan biri 7 numaralı Cevahir Tayyip. E, son startında bahsetmiştim ki iyi koşmasını beklemiştim ki zaten Safkan da iyi koştu açıkçası. Güzel bir ikincilik elde etti. Halil Kaplan idaresinde ben yine iyi koşacağını düşünüyorum. Böyle gruplarda bu kilolarda bu Safkan'dan iyi koşular gelmeye devam edecektir. E, ise 10 numara Yiğit oğlum. Etkin bir Safkan. Güzel bir Kaysber temsil. Son yarış ölçü almamalı. Kaliteli Safkan'dan yine ben iyi bir koşu gelmeye aday görüyorum. Yani 7 7 ve 10 numaralı safkanlar açıkçası günün ikinci anda bende bir tık daha ön planda olacak. Bu iki safkana daha çok ön planda değerlendirmemiz doğru olacak gibi gözüküyor. Bu iki safkanın dışında ise arkadaşlar rakip hanesinde ağır kilosuna rağmen 1 numara Ünal amca Uğur Levent idaresinde, 3 numaralı Fadik Yunus Emre Yüksel idaresinde ve 9 numaralı Tahir Baba da yine Muhammed Mir Bilgin idaresinde ben şans verilmeye aday gördüğüm safkanlar konumunda gözüküyor günün ikinci ay için özellikle 7 ve 10 numaralı safkanlarda arkadaşlar dediğim gibi iyi bir koşu bekliyorum. Günün 3. ana geldiğimizde ise kısa vade altı bir koşu var. 3 yaşlı Araplar 1200 metre mesafe kum yarışında start alacak. 8 tane safkan start alacağı bu koşu için ise yine özellikle 2 tane safkan ee, burada benim yine dikkatimi çeken safkanlar konumunda. Bunlardan biri 3 numaralı Keşiftay. Kadir Tokaçoğlu idaresi start alacak olan safkanın ben oldukça iyi bir grup yakaladığını ve artık gerçek gücünün kalitesini bu tarz gruplarda ön plana çıkarak göstermesini bekliyorum. İyi bir safkan İstenen istenen seviyeye gelemedi ama bu tarz dediğim gibi gruplarda ön plana çıkar gibi gözüküyor. Bu safkanın rakibhanesinde ise 7 numaralı Ayderli Turbo yine Tolga Yıldız idaresinde benim yine şans vermeye çalışacağım bir diğer safkan olacak. Yani 3 ve 7 numaralı safkanlar günün 3. ayağında biraz daha öncelikli gözüküyor. Bu iki safkana muhakkak şans verelim. Daha sonrasında 1 numaralı Aklı Selim yine ve 2 numaralı Polat Düzgarı gibi safkanlar ise geniş kuponlarda şans verilmeye aday gözüküyor. 3 ve 7 öncelik rakip hanesinde ise 1 ve 2 numaralı safkanlar diyorum arkadaşlar. Günün 4. ayağına geldiğimizde ise kısa vade 8 bir koşu koşacak ki 4 ve yukarı Arapları 1400 metre mesafe çim koşusunda izleyeceğiz günün bu ayağında. 11 tane safkanın startı alacağı bir koşu olacak arkadaşlar günün 4. aya. Yine bu ayak içinde özellikle 2 tane safkanı ben yine biraz daha ön plana çıkaracağım. Bunlardan biri 6 numaralı Yeltay. Saadettin Boraz idaresi start alacak olan safkan için grubun kalitesinin olduğunu düşünüyorum ve gruptan daha kaliteli olan safganın böyle bir grupta etkin bir yarışı yapmaya aday gözüküyor. Saadettin ile de beraber iyi de bu uyum yakaladılar. İyi de koşuyorlar. Yalta'ydan kesinlikle ve iyi koşu gelecek gibi gözüküyor. Rakip hanesinde ise bu Taz grupları uygun kilo bulduğunda mükemmel işler çıkartabilen 11 numaralı Sinoplu Merve. kilo avantajlı olan Safkan'ın Nurettin Şen idaresinde ben ihmal edilmemesi gerektiği düşünüyorum. Yani 6 ve 11 numaralı safkanlara biraz daha öncelik tanıyabiliriz günün 4. ayağı için. Daha sonrasında ise 2 numaralı Eser veya 3 numaralı Güvendik gibi son haftaların formda safkanları da Yine rakip hanesinde değerlendirilebilir gibi gözüküyor ama özellikle 6 ve 11 numara safganlardan dediğim gibi iyi bir koşu bekliyorum. Günün arkadaşlar 5. ana geldiğimizde ise handikap 14 bir koşu var. Dişlere de olacak bu koşu 4 yaşlı Araplar 1800 metre mesafe çim koşusunda bir araya getirecek. 13 tane safkanın start alacağı bu koşu için ben bir tane safkanın yeterli olacağını düşünüyorum ki bu da 6 numaralı tatlıça. Alecan İnci Dairesi'nde star tarzı olan Safkan'ın ben oldukça kalitesi inandığım, bilindiği gibi de birçok kez de verdiğim Safkanlardan biri. Ki zaten uzun sürede takip ettiğim Safkanlardan biri aynı zamanda. Bugün için hem üzerinde değişen jokeyi Alecan İnci ile beraber daha da iyi koşacağını düşünüyorum Safkan'ın. Ve uygun da bir kilo yakalamış ki bu kiloyu da değerlendirecektir. de bir grup yakalayan Safkan'dan ben etkin bir koşu gelmesini ve sevdiği ideal mesafesinde start alma amacına beraber altın malı tatlı çağın böyle bir grubu arkadaşlar geçmesini bekliyorum. Günün 5. yanda altın malı safkandan yana ben risk alınabileceğini düşünüyorum. Safkan dediğim gibi bu tarz bir grupta etkin bir yarış yapacaktır ve kazanacaktır diye düşünüyorum. Günün son ayağına geldiğimizde ise şart 3'te bir koşu koşacak. 3 yaşlı İngilizleri 1200 metre mesafe kum yarışını izleyeceğimiz bu koşu için ise yine günün kalabalık koşularından biri arkadaşlar 17 tane safkanın start alacağı bir koşu olacak. Günün bayağı için ise yine son yarışlarında bahsettiğim ki 8 numaralı yine en giden bahsediyorum. Bir Red Grant temsisi olan safkan Mertcan Çelik idaresinde iyi koşmasını bekliyorum. Bu safkanı takip etmeye devam edeceğim. İyi de koşacağını düşünüyorum açıkçası. Bu safkanın rakibanesinde Ise 4 numaralı Rengoran arkadaşlar Gökhan Gökçü idaresinde ve 3 numaralı Finişim'de yine burada Tolga Yıldız idaresinde şanslı gördüğüm bir diğer safganlar konumunda özellikle 8 rakiphanesinde 3 ve 4 hatta 2 numaralı Fatır yine İbrahim Halil Ketmi İdaresi'nde yeri olanlar için arkadaşlar bir çarpıt atılabilecek safganlardan gibi gözüküyor. Özellikle 8 ve 3 ve 4 numaralı safganlardan dediğim gibi iyi bir koşu bekliyorum. Arkadaşlar benim Bursa programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde varsa yine takip ettiğiniz adları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden yarın için herkese arkadaşlar bol şans diliyorum.